Aslı burada, Kayahan burada. Aslı gitgide değişiyor yalnız. Geldiğinde nasıldı? Gitgide değişiyor. Artık Kayahan bir taktik mi yapıyor? Aman Aslı şuna dikkat et, buna dikkat et. Bak göz önündesin. Türkiye'nin karşısına çıktık. Ailem de izliyor. Yani biz şöyle yaparsak belki daha iyi olur. Göze gireriz gibi. Müdahale ediyor musun Kayahan? Ne müdahaleler, ne müdahaleler. Dolgularımı patlatmaya çalışıyor yani böyle. Çenemle oynuyor. Deniyor ki kayacak mı? Sağ sola itiyor, aşağı çekiyor. Kıyafetimi seçiyor. Bu eteği bana günlerdir giydirmeye çalışıyor. En son çantama attı. Dedim tamam. Giyeyim yani. Yani bakalım. Değişmeye hazırım diyorsun. Hazırım evet. Değişmeye. Ben Kayahan için değişebilirim. Değişebilirim. Ailesi için, bana bir fırsat vermeleri için değişmeye hazırım. Dans işini ne yapacağız Aslı? Vazgeçebilecek misin? Şimdi o da benim bir tutkum tabii ki. Ona dans ederim. Öyle bir şey yaparız. Belki öyle anlaşırız. Olur mu? Sana özel. Ne dedi Safiye? Şimdi ben Kayahan'a sormak istiyorum. Birbirine de çok yakışıyorlar. Aslı da güzel, zarif, kibar bir kız. Çok güzel bir kız. Hiç dolgular falan da öyle bir göze gelecek. Rahatsız edici bir şey değil. Çok güzel olmuş. Kayahan, yapılan iddialar doğru çıkarsa arkasında duracak mı Aslı'nın? Sonuna kadar arkasında seni destekliyorum. Ne yaparsan yap, yapmış olursan ol deyip arkasında duracak mı? Çok merak ediyorum. İddialar? İddialar kuzeninin Aslı'nın pavyonda çalıştığını söylemiş olması. Diyor ki eğer Aslı geçmişte bile olsa ya da kısa bir dönem bile olsa pavyonda çalıştıysa Kayahan arkasında durabilecek mi? Yoksa dönüp ben bunu bilmiyordum giderim mi diyecek? Kesinlikle öyle her soruyorum. Zaman arkasındayım. Pavyonda da çalışmadı da oynamadı da. Ya çalıştıysa diyor. Hayır, asla. Kayahan, bu sefer de ablan telefonda. Ablan Gamze telefonda. Gamze Hanım. İyi yayınlar Seda Hanım. Ben Kayahan'ın ablasıyım. Sinirlerim çok bozuk Kayahan'a. Neden hayatım? Aslı oraya çıkmış, kıyafetimi değiştirdim ailesi için diyor. Kıyafetle oluyor mu Seda Hanım böyle şeyler? Siz Kayahan de... sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ben burada çok sinirleniyorum. Nesinden rahatsızsınız aile olarak Gamzeciğim? Her şeyinden rahatsızdı Seda Hanım. O kirpikleri takma, silikonlar, dudağındaki silikonlar, o tırnakları, o dövmeleri bizim memleketimize yakışamaz. Kayahan, ablan diyor ki bizim memleketimize, bizim ailemize olmaz. Her şey zamanla güzel olacak abla. Zamanla olacak diyor Gamzeciğim. Zamanla olacak. Zamanla hiçbir şey olamaz Kayahan. Bir anda her şey olabilir mi? Olamaz. Bir anda bir şey... Bu kızla olamaz Kayahan, olamaz. Bu kızın elini bırakıp döneceksin memleketine. İnadına yine tuttum. Aslı, Kayahan'ın ablası Gamze dedi ki olmaz. Ben bırakacaksın, kendime, memleketine döneceksin. Ben kendim biraz farklı bir şekilde anlatmak istiyorum izin verirseniz siz. Tabii ki. Siz Allah izin verirse gelin görümcü olacaksınız. Hello Gamze. Şimdi ben günlerdir burada kendimi Türkçe olarak anlatıyorum ama siz beni anlamamakta ısrarcısınız. Ben de ısrarcıyım. Tuttuğum eli bırakmamak için. Şimdi listen to me, okay? Beni dinlemen gerekiyor Gamze ablacığım. I'm gonna marry with him like I told you yesterday. Yani dün söylediğim gibi Kayahan'la evleneceğim. And you're gonna come to our wedding day. Siz de bizim düğün günümüzde yanımızda olacaksınız. I'm gonna dance. Orada dans edeceğim. And you're gonna dance with me. Sen de benimle dans edeceksin. Lütfen bu kadar kapalı olmayın. Dövmelerimden bahsettiniz. You are talking about my tattoos. But it's not closing my feelings. Yani bu benim hislerimi örtmüyor.
O da benim hislerimi görebiliyor. He's seeing me. You are not seeing me. Please give me an option and watch our love in here. Yani burada bizim aşkımıza şahit olun ve bize bir fırsat verin. Teşekkür ederim. Gidiyorum. Çok güzel anladı seni şimdi Gamze. Her dilde konuştum. Sen dalga mı geçiyorsun? Sen dalga mı geçiyorsun? Biz seni yakıştıramıyoruz. Ne ablası? Ben senin ablan filan değilim. Ben dört aydır özleminden artık stresten öldüm. Kendine gel Kayahan, kendine. Zaten kendimdeyim ben. Değilsin. Sevdiğim insanın yanındayım şu an. Gamze ablacığım, neden bu kadar bağırıyorsun? Biz seni duyabiliyoruz. Sakin ol lütfen. Calm down, okay. Calm down. You can listen. Ben senin ablan falan değilim. Ablam olacaksınız ama. Olmayacağım. Kesinlikle sen bizim ailemize yakışan bir kız değilsin. Biz birbirimize yakışıyoruz ama. Birbirinize de yakışmıyorsunuz. Yakışıyoruz. Sen bir kere kendine bak, bir de Kayahan'a bak, bir de benim kardeşime bak. O dudakların ne senin öyle? Ben onu öyle beğendim abla. Sen hiç aynada kendine bakmıyor musun? Acaba siz beni kıskanıyor olabilir misiniz? Sizin dudaklarınız mı küçük? Genetikten mi geliyor? Anlayamadım. Kıskanacağım. Dudaklarımı kıskanıyor olabilirsin. Ay, senin dudaklarını niye kıskanayım ben? Ay, tutturmuşsun, bağırıyorsun orada basmış. O dudaklar ne, o dövmeler ne? Acaba siz isteyip de memlekette yaptıramadığınız için mi bana yükleniyorsunuz? Anlamıyorum yani. Ben pazartesi geliyorum Kayahan. Seni oradan alacağım. Aha. Gel hayatım, başımızın üstünde yerin yok, abla, var Gamzeciğim. Gelmesin mi? Yok. Ama geliyorum derse ben daha... Hanım. Gel hayatım. Gelsin. Geleceğim ben pazartesi. Gel gel, biz kaostan besleniyoruz. Gel gel, kaossuz yapamıyoruz. Ne olur gel şurayı bir karıştır da git. Tam görümce çıktı ablamdan. Tuğba'yı da alsın Seda abla. Kuzeni de al Tuğba'yı. O zaman kanıtları da toplayın böyle. Bütün memleketi alın gelin buraya. Ama... Ben ağzıma yakıştıramıyorum Aslı. Tuğba nerede çalıştığını söyledi sana. Onu da ispatlayacağız. İspatlayamazsan ne yapacağız mesela? İspatlayacağım. Bak, pazartesi günü bakınız. Elimde kanıtlarla geleceğim. Bakınız Gamze ablacığım, ben İngilizce öğretmenliği... Abla deme bana. İngilizce... Sister, listen, okay? Ben İngilizce öğretmenliği... Bana abla İngilizce... Ya başka dilde söylüyorum, bir sakin olsana. Sister... Sakin. Ben İngilizce öğretmenliği, İngilizce tercümanlığı yapıyorum. Ya bir dinlemiyorsunuz ki beni. Dinlemiyorsunuz. Bizim burada annen hasta, Kayahan sen oralarda bir kıza tutulmuşsun. Yani buraya gelip bir ucundan siz, bir ucundan ben mi tutup çekiştireceğiz? Anlamadım ki, bir fırsat verseniz bir dinleseniz. Galiba öyle olacak, ben sana söyleyeyim. Hazır ol yani. Fantastik. Biz burada onu da gördük Aslı. Biz burada bunu yaşadık. Bir taraftan annesi çekti, bacısı çekti, bir taraftan... Sevdiği kadın çekti. Kim daha güçlüyse mi, kimin aşkı daha güçlüyse mi yani? Nasıl? Vallahi Gamze, Aslı'dan önce Kayahan dedi ki Tuğba'yı da al gel dedi. Yani istersen sülaleyi topla gibi bir şeydi bu. Yani hepiniz gelin ama ben Aslı'dan vazgeçmem anlamında bir şeydi. Ne diyeceksin? Kayahan sen üniversite mezunusun. Onu ben de iki üniversite. Tam dilim dönmüyor. Sen üniversite mevzumusun. O kadın senin yanına yakışmıyor. Aklını başına al Kayahan. Neden ben ilkokul terk miyim? Duyamıyor musunuz aynı zamanda? Yani üniversite okumaktan ne alakası var ki bunun? Üniversite okumaktan ne alakası var ki bunun ya? Pavyonda çalışan bir kadın nasıl bu kadar donanımlı olabilir? Öyle buraya giyinip kuşanıp gelmekle olmuyor bu işler. Abla üniversite okumakla ne alakası var bunun? Sen gitar çalan bir çocuksun. Bırak elini, bırak kardeşimin elini. Ablacığım benim de kalbimi çaldı işte, bir salsana bizi. Gitarla ne alakası var hocam? Yani senin istikbalinle ilgili konuşuyor şu an. Üniversitede okusam, gitar da çalsam boş. Sen ne mezunusun Kayahan? Üniversite mezunuyum. Hangi, ne? Konservatuar. Konservatuar mezunusun. Oo, gitar çalıyorsun. Keman çalarım. Bütün keman okurum. Aa, verin bakayım kemanımızı. Aa. Evet.
Ya. Şimdi çalmak ister misin? Hadi git bakalım. Git git oraya git. Git biraz çal. Konservatuvar mezunu diyor benim kardeşim. He, Gamze dedi ki olmaz, olmaz diyor. Görelim bakalım Kayahan'ı. Gelemiyor. Orada çalabilir. Orada çalsın. Kayahan dön annem bu tarafa. Heh. O zaman aşkıma gelsin bu da. Tamam. Ablan söylemese, vallahi helal olsun, eline sağlık. Abla var mı sılıksı filan? Oraya çıktın iki, İngilizce konuştum diye kendine bir şey sandın, git sen evet. O... İngilizce de anlatamadım, Türkçe de anlatamadım. Sen o çalıştığın yerdeki insanlara konuş o İngilizceyi. Hani nerede kanıtların? Nerede kanıtlarınız? Terbiyesiz. Hani çalıştığım yeri kanıtlayacaktınız, göstersenize. Çok merak ediyorum. Annem hastalandı. Annem hastalanmasaydı gelecektim kanıtlarımla. Annen hastalanınca kanıtların mı yok oldu? Göster hadi. Benim bir şey kanıtlamama gerek yok. Belli bak. Özün bu işte senin. Senin gibi her yerim silikon değil en azından. Senin her yerin silikon. Benim kardeşimin paraları senin silikonlarına yetmez. Hayatını kararttın kardeşimin. Ne hayatını kararttım ya? Ben onun hayatını renklendiriyorum. Nereye hayatını karartmışım? Karartıyor muyum ben senin hayatını? Bir cevap ver bari. Kırmızı cevap ver ya. Kırmızı gibi renklendiriyorsun. Bana sahip öyle çıkacaksın. Öyle giyme dedim sana da ben. Bana sahip çıkacaksın. İnsanlara karşı bana laf ettirmeyeceksin. Madem benimle evlenmek istiyorsun. Ne zaman düğün yaparız? Benim, nasıl ikna ederiz diye bana söylüyorsun dışarıda. Burada da söyleyeceksin ya. Ne dedin Gamze? Benim kardeşim sana böyle sahip çıkamaz. Ya benden böyle çok aşırı farklıymışsınız da siz de benimle farklı dünyaların insanlarıymışsınız gibi davranmazsanız sevinirim yani. Evet farklı dünyaların insanlarıyız.
Sen herhalde hiç aynada kendine bakmıyorsun. Hanımefendi, bakın ben İngilizce öğretmeniyim. İki üniversite okudum. O konservatuar mezunu. Yani biz ayrı dünyaların insanları değiliz. Hep aynı frekanstayız. Çok da güzel anlaşıyoruz. Fakat şu anda sizi görünce mi bilmiyorum, bana asla sahip çıkma ve bütün sinirlerim bozuldu. Darmaduman oldum ya. Bizi görünce değil, seni görünce bir şeyleri değişti. Çünkü sen özüne döndüğün için öyle oldu. Çünkü senin sahte yüzünü gördü kardeşim. Sahte yüzümü görmedi. O beni tanıdığında da ben böyleydim. O benden böyle etkilendi. Böyle başka birisinden vazgeçti de bana geldi. Yok, kıyafetlerimi değiştirdim. Sen böyle mi tırnak değiştirip kısaltıyorsun? Böyle mi kıyafet değiştiriyorsun? Ya benim tırnaklarımı sen seçmedin mi? Bak ablam bana neler başını söylüyor. Başını eğme, kayan yere konuş sen de. Ablam başını niye yere eğiyorsun? Sen mi utanacak bir şey yaptın? Cevap vermeyecek misin bunlara? Tırnaklarımı sen seçtin ya benimle gelip. Senin her zaman arkandayız biz Kayahan. Başını yere eğme. Efendim Ayşe. Şimdi cuma günü gayet güzel giyindi Aslı. Evet. Daha mütasip giyindi. Hani aileye kendini beğendirsin diye. O gün de aynı hakaretleri yedi. Daha başka iddialarda da bulunuldu. Ondan sonra bugün gene özüme döndüm dedi. Ayrıca bir de şunu fark ettim Seda Hanım. Karşı taraf hakaret etmesine rağmen ben aslında şunu gördüm. Hiç kendini bozup karşı tarafa hakaret etmiyor. Kazanırsa Aslı böyle devam ederek kazanacak. Karşı tarafa hakaret etmezse güzel gidiyor. Kayağına da bir şey söyleyeceğim. Ya sen de bugün çok pasifsin. Aslı'yı ben bu haliyle sevdim zaten. Ama dedim ki kendine biraz yani çeki düzen... Burada elimi bıraktın, ablanı gördün. Çeki düzen vermesi lazım yani kendisine biraz. Elimi bırakıyorsun, cevap vermiyor. Peki vermem. Bu evlilik olur mu? Şadıman dedi ki... You don't understand me anymore. Kayahan dedi kendine göre bir kız bulmalı dedi. Aslı da kendine göre birini bulmalı dedi. Bu evlilik olmaz, yürütemezler dedi. Biraz zor görünüyor. Zor mu görünüyor? Zor görünüyor. Safiye... Ya Aslı kendini böyle rahat hissediyor. Değiştirmeye çalışmasınlar. Kendini öyle güzel görüyor. Burada zaten gördüğümüz şu. Sevdiği kadınla aile arasında kalan bir erkek daha. Yani o da mücadele edecek. Bakalım mücadeleyi kim kazanacak? Semra? Bence de bu evlilik olmaz. Çünkü Aslı çok çabuk pes ettin. Hemen iki günde özüne döndün. Ne oldu? Aileye karşı güvenini kaybettin. Zaten Kayhan'dan da görüyorum, size karşı gayet böyle çok soğuk davranıyor. Az evvel yürüdünüz böyle, dönüp de yüzünüze bile bakmadı. Kayhan size soruyorum, şimdi ailenizle aranızda hani ailenizi mi seçeceksiniz, Aslı'yı mı? Ya birini seçmek zorunda niye kalsın bu delikanlılar? Ben üzülüyorum ya. Yani aileyle sevdiği kadın arasında kalan delikanlıları biz üzülmüyor muyuz? Şimdi bu çocuk ne desin, annesini mi seçsin? Sevdiği kadını mı seçsin? Ne kadar zor bir şey bu. Biri annesi, biri sevdiği kadın. Niye seçmek zorunda bırakıyoruz yani? Efendim Nurhan? Aslı'cığım senin yolun başlarda iyiydi. Devam etseydin biraz daha. Bak Kayahan'ın huzursuzluğu, mutsuzluğu seziliyor, anlaşılıyor yani. Mutsuz oldu senin kıyafetinden. Birazcık daha uyumlu olsan belki daha iyi olacak, daha güzel ilerleyeceksin. Ama evlenirsiniz, ben öyle düşünüyorum. Ben Aslı'da neyi gördüm biliyor musunuz? Bence Aslı bu işin kıyafetle falan olmadığını ve olmayacağını anlamayacak kapasitede bir kız değil. Onu anladı. Kıyafet, kıyafet. Onu ben de biliyorum bahane. Ama... Olmuyor da bazen. Olmuyor. Yani. Direkt elimi bırakıyorsun. Orada kalkıyorsun. Yüzüme bakmıyorsun. Ne yapayım peki? Yüzüme bakmıyorsun. Hani yüzüme bakmaya kıyamıyordun, doyamıyordun bana. Ölene kadardı, mezara kadardı aşkımız. Ne yapayım aşkımız. Peki? Dışarıda mı? Buradan çıkınca mı? Gördün ya, asıl burada savunman lazım. Şu anda beni savunman, elimi tutman, herkese göstermen lazım. Ben sinirlenince bana geliyor, Türkçe konuşamıyorum. You don't understand me anymore, okay? You have to hold my hand. İşte o İngilizcelerine git, malum yerlerde konuş. O bahsettiğiniz yerlerde benim kardeşime konuşma. Malum yerlere pavyon mu? Malum yerlerde konuş işte, git.
Evet Seda Hanım, pavyonlarda konuşsun onu. Bak, gördün mü bak? Ne oldu, beni etek giydim diye mi yapılıyor? Konuşturuyorsun ama. Konuşturdun bak, yine konuştular ya. O zaman cevabı sen vereceksin benim elimi tutarak. Bir tek orada mı, malum yerlerde mi giyiniliyor mini etek? Bak ben ağzıma dahi almıyorum. Senin ailen bana bu yakıştırmaları yapıyor. Üslup farkı. Diyordun ya, yalan diye. Hiçbir şey yalan söz değil. Söz verdin değil mi? Sen beni gördüğünde ben uzun etekler... Terbiyesiz, utanmaz. Ha, terbiyesiz, Tuğba utanmaz. Telefonda kaldı. Tuğba, eklemek istediğin bir şey var mı hayatım? Tuğba'cığım. Efendim Seda Hanım'cığım. Eklemek istediğin bir şey var mı? Unuttuk senin telefonla. Burada kavgaya dönüştü iş. Vallahi Seda Hanım orada İngilizce şov yapmasın. Benim kardeşimden uzak dursun. 3 gündür teyzem hastanede yatıyor. Kayahan nerede? Aslı nerede? Biz çok merak ediyoruz. Bıktık bunlardan. Bunlar ne oluyor yani böyle? Vallahi ben ikinizden de bıktım ya. Biz senden bıktık Kayahan. Kendine gel. Benden mi bıktın? Dönüp... Senden de bıktık. Ya dönüp bak senin... Ne haldesin ya? Ne dönüp senin? Abla dönüp bunu uyardım. Benden bıktın mı? Biraz önce öyle mi söyledin sen? İkinizden de bıktım ya. Hı. Beni buraya getirdiniz ya. Evet söyledi, senden bıktı. Bıktı senden. Senden de bıktım. Bırak kardeşini, senden de bıktım ben. Hastanede hepinizden bıktım ya. Buradan çıktım, buraya gittim. Sinirlendirme beni. Efendim Sevim. Kayahan, sana bir şey sorayım. Aslı'yı tanıdığın zaman böyle değil miydi? Böyleydi değil mi? Ya zaten böyleydi ama ben uyardım. Ama ailene dedim. Karşı hiç savunamıyorsun onu. Ben böyle gördüm, böyle sevdim. Bu şekildeydi. Aile başından beri karşı olduğu için. Kalıyor öyle çocuk, ne yapsın? O zaman ne yapayım? Ailemi bir kenara atayım. Direktmen biz evden alayım. İkna etmeye çalışmıyorsun yani. Ya ben defalarca söyledim yani. Niye böyle yapıyor bilmiyorum ya. İnada bindi galiba ya kuzenimden dolayı. Onun da ablama karşı. Ayarlarıyla oynadılar. Yani? Ayarlarıyla oynadılar da ondan. Gamze, eklemek istediğin bir şey var mı? Evet var Seda Hanım. Sen öyle oraya oturmuşsun, dudağını buzluşturuyorsun, gülüyorsun. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Düş yakamızdan ya, düş. İstemiyoruz seni, düş. Sen oradan bağır, buradan senden bıktım desin. Ben de insanım ya. Ya ben de insanım ya. İstemiyoruz ben de çünkü abi. İstemiyoruz, anlamıyor musun? Ne oldu ya, etek giydim diye benden bıktın. Kırmızı giydim, kırmızı ruj sürdüm, bıktım benden, elimi bıraktın, ne güzel. Oradan bana bağırsın, terbiyesiz ya kadınlar, yavrum, bilmem neler. Benden bıktın ha? Vallahi hayatım, sen de kendine göre haklısın. Bizim burada o da kendine göre haklı, ben de kendime göre haklıyordum. Sen orada kıkır kıkır gülüyorsun, bir şekilden şekile giriyorsun. Terbiyesiz, utanmaz. Benim en azından bütün duygularım yüzümden okunuyor. Ben... Aslı. İçten içe yaşamıyorum. Ama hayatım, Aslı, ilişkimizi dengede tutabilecek kişi sensin, anladın mı? Ben miyim? Tabii sensin. Ağırlığını koyması gereken, elimi tutması gereken sensin asıl. Senden bıktım deyip bana sırtını çeviren sensin. Kalbimi kırdığını farkında mısın şu an? Gönül almayı bilmeyene zaten... Efendim Şükran, bu evlilik olur mu Şükran? Öncelikle şöyle... Kuzenine bir şey söylemek istiyorum. Her müzikli yerde çalışan kötü değil. O da bir meslektir. Ayrıca mesleğini yapıyor. Aslı'cığım, ben sizin evleneceğinizi kesinlikle zannetmiyorum. Böyle neden? Yaptığı sürece. Evet, nedenini söyle. Samimi görmüyorum. Yani evlilik hiç dinlemiyor olacak ki beni, gibi abla, değil. Dinlemesi lazım yani, beni dinlemiyor. Yine eteği giyinmiş, kırmızı ruju vurmuş gelmiş yani. Kayhan'cığım, demek ki sen sözünü geçiremiyorsun Aslı'ya. Sözünü geçirmek ne demek ya? Ne yapayım, döveyim mi? O ne demek sözünü geçirmek? Neticede o da modern bir çocuk, müzisyen bir adam. Yani sözünü geçiremiyorsun. Bak, bir kadın olarak ne biçim konuşuyorsun Şükran? Ya ben asla hayır, yani... Seda Hanımcığım, onu demek istemedim. Seda abla, geçirmek ne demek ya? Şöyle. Yani asla aşkımın giyimine ben karışmam da yani. Diyorum ki ailemin bizi kabul etmesi için yani biraz
dikkat etmemiz lazım. Hani sözünü geçirememe demek farklı bir şekilde değil Seda Hanımcığım. Öyle demeyin. Yani demek ki hani onu uyarmış böyle böyle Aslı yap diye. O da onu demek ki dinlemedi yani, dinlemiyor. O da diyor ki benim tarzım bu, böyle de tanıdın, böyle de sevdin. Ben de böyle olmayı seviyorum diyor. Böyleken... Ben çok özür dilerim Seda Hanım. Bugün özellikle bu şekilde daha da abarttım. Kırmızı ruju da sürdüm, kırmızı da giyindim. Onu da yapabildiğimi benim görmelerini istedim. Ama bana özellikle Kayahan'ın yani bu yaklaşımı, benim elimi bırakması, kimseye bir cevap vermemesi çok büyük bir şok oldu. Gerçekten ne saygının, ne terbiyenin, ne evliliğin kıyafetle hiçbir alakası olmadığını savunuyorum sonuna kadar. Benim kadar onlara bu üslupla konuşan, anlamıyorum, terbiyeli başka da bir gelin adayı beni bulamazlar. Beni sen anlamıyorsun ki ya. Elimi bıraktın, bıktım senden dedin. Hala da özür dilemiyorsun ama bu yaptıkların için. Beni seni uyardım, böyle giyinme dedim, ya. Böyle giyinme dedim. Yanlış mıydım böyle giyindiysem? Sen beni tanıdığında ben böyleydim, hatta sahildeydim. Ama sen beni anlamıyorsun. Bak ben zaten seni böyle kabul ettim. Ama giyinme işte, bak konuşuyorlar, anladın mı bak. Senden bıktım demedi. İkinizden de bıktım. Ya. Arada kalmaktan bıktım dedi. Umarım ben sana demiyorum ki seni sevmiyorum, istemiyorum yani. Gönlümü almayı bileceksin o zaman. Kim konuşuyor? Gamze mi, Tuğba mı? Seda Hanımcığım. Canım. Kayana bir şey söylemek istiyorum. Evet hayatım. Böyle yanında nasıl gezdiriyor acaba Aslı'yı? Ya çok merak ediyorum. Çok ne merak var, ediyorum. Ne var ki böyle? Gezdiriyorum. Hiçbir bizleri dikkate almıyor. Ya sokakta böyle gezmiyordur. En nihayetinde televizyon böyle programı. Böyle geziyor Seda Hanımcığım. Böyle geziyor. Böyle mi geziyor? Biz görüyoruz. Her yerde görüyoruz Seda Hanımcığım. Yani kendimizi mi paralayalım? Ne yapalım? Anlamıyorum ben. Dışarıda böyle gezmiyorum tabii ki de hanımefendi. Dışarıda da böyle geziyorsun Aslı. Ya böyle dışarıda nasıl gezeyim? Neden gezeyim? Köpeğimi gezdirirken mi böyle gezeyim? Spora mı böyle gezeyim? Yani nasıl geliyorsa giydiğin kıyafetlerde geliyor bize. Size her şey geliyor. Siz sadece bize sunamıyorsunuz. Geliyor, Hanımefendi benim nasıl sosyal yaşantımda ya? Böyle giyinip gezebileceğim bir ortam zaten yok. Ben köpeğimi gezdiriyorum böyle sahilde. Aslı. Spora gidiyorum, böyle Aslı gezmiyorum. Aslı sinirlendirme beni, böyle geziyorsun. Sana inat böyle giyindim. Ne yapacaksın? Benim yanımda ne hala. Ne inat giyindiksin ya? Sana inat böyle giyindim. Yanına gelen seni taşıyamaz ki böyle. Yani normal bir üsluptan asla anlamıyorsunuz siz. Sizinle sizin gibi konuşmam gerekiyor seni. Yanındaki adam seni taşıyamaz. Ben tanıyorum kuzenimi. He's holding my hand when we are walking on the street. Ya kes sesini be. Ne konuşuyorsun? Konuştuğum dilden konuş bana. You don't understand me when I'm talking in Turkish. So you have to try to understand me in this language. Sen bana konuştuğun dilden anlat. Konuştuğun dilden sen konuştuğum zaman da anlamıyorsun. Sen benim kuzenimin yanına yakışmıyorsun. O kime çocuk göre seni neyin taşıyamaz. You are not talking to her. Allah Allah, Türkçe konuşur musun? Türkçe konuşuyoruz. Ay Aslı bayılıyorum, şöyle İngilizce konuş. Bay hanıma, bay hanıma, dağlar dayanmaz hanıma. Hep İngilizce cevap ver. Beni vallahi bayılıyorum. Bunlar abla ya. Kurban olduğum ya Rabbim, şu günleri de gördüm ya. Konuş kız. İngilizce kavga et. Seda Hanımcığım, aynı Ayşe gibi olduk. Okay, can you listen? Ya konuşuyor. Şimdi günahını almayın. You have to listen. Çatır çatır konuşuyor vallahi. Kayhan. Yok güzel konuşuyor da biz anlamıyoruz. Hold my hand. Hold my hand. He's holding my hand. He's here with me, okay? And we are walking on the streets like this. If you are curious about this situation, we are walking like this, İngilizce okay? İngilizce aşk filmi seyrediyor gibiyim. And, söyle kız. And I'm not wearing this outfit. Altyazı hazırlayın yarın. Bunların hepsini altyazı istiyorum. Söyle kız. Söyle Aslı'cığım. Abla tansiyonum düştü benim yani. Valla Kayahan, yanındaki kız böyle bir kız yani. Tell her that you love me. He? Tell to Turkey that you love me. Söyle. Come on. Söyle, beni sevdiğini söyle. Sen söyle Türkçe diyor. Söyle, ben her dilde söyleyeyim. Ya zaten seni seviyorum ya. Neden elimi bırakıyorsun o zaman? Ama böyle yaptığın için. İnanmıyorlar bak, bana bakışlarına inanmıyorlar. Gözünü çeviriyorsun. You are looking at the other side.
You are not looking at my face. Sinirlenince İngilizce konuşunca daha rahat hissediyorum. Ben de sinirlenince Almanca konuşuyorum. Vallahi. Bir anda Almanca konuşuyorum. Bilmediğim şeyleri söylüyorum böyle. Vallahi. Ben bunlarla ne edeceğim abla ya? Bunlar. Aslı burada. Kayahan burada. Aslı ne oldu? Tövbe bismillah. Aslı kalk kız. Şöyle bir dolaş. Ben de bir yürüyeyim. Ne oldu bir anda? Fikir mi değiştirdin? Öne doğru yürü, geri gel. Tövbe bismillah. Haftaya güzel başladık. Kız ne oldu? Ben özüme döndüm Seda Hanım. Baktın öbür türlü işe yaramıyor. İşe yaramıyor yani. Birkaç gündür kendimi düzeltiyorum. Onlara saygıyla gidiyorum. Ama hiçbir şekilde geri dönüş alamıyorum. Ben buyum çünkü kimse için kendimden de vazgeçemem. Bir karşılığını da alamadım zaten. Öyle ya, Kayahan seni böyle tanıdı, böyle sevdi. Beni böyle tanıdı, böyle sevdi, böyle beğendi. Nasıl tanıdıysanız... Böyle de savunacak o zaman ailesine karşı. Kimseyi değiştirmeye çalışmayın. Kesinlikle. Sonra değişen siz oluyorsunuz. Tabii hiçbir şey değişmez. Sen benim sultan, o güzel yüzlü sultan, Aslı'ya git bak dudağını şişittir. Bak surata bak, bak. Kapama, kapama. Ne o şimdi, ne oldu? Ya abla onunla bir alakası yok. Zaten herkes... Ağza bak yani. Ağza bak bak. Bana özeniyorlar. Nazar da şişirtmiş. Özellikle. Demin dikkat etmediniz. O da böyle olmuş. Fark ediliyor. Ördek gibi geziyorlar. Efendim konumuz estetik. Kurban olduğum ya Rabbim. Neticede beni geçen insanlar çıktı. Yarın Şadıman'ı alıyorum, bütün dudakları şişittiriyorum. Şadıman'ım benim. Ondan sonra da diyoruz ki Şadıman, buraları da doldurttur. Buralarını da şişittiriyorum. Şuralara dolgu koydurtturuyorum sana. Bambaşka bir Şadıman olarak oturtturuyorum onu. Yok Seda Hanım, yok kurban olayım. Ben bu halimle memnunum. Teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Yani bunlar dudaklarını dolduruyorlar. Heh. Bence şahtı şahbaz oldular. Ya çok da güzel oldu. Ne yapmıştı ya? Sevdiğim kızım, yakışıyor. Allah aşkına senin güzelliğin sana yetiyordu. Ne hayır, gerek? Hayır, hayır. Parayı nerede buldu? Parayı. Bilmem nereden buluyorlar. Kaynanası Ayşe Hanım haklı. Evet, bazı kesim ekmek bulamıyor. Bunlar dudak dolduruyor. Koca batıran bunlar. Babamın canı sağ olsun. Babamın canı sağ olsun. Bir de Seda abla, ben özlensem size özenirim yani. Niye insanlara özeneyim ki? Çok güzel bir kadınsınız. Aa, teşekkür ederim. Yo, Aslı'ya da özenebilirsin. Ama Aslı'dan sonra bunları yaptınız ikiniz de. Nazar da sen de. Şimdi burada kaç aydır oturuyorsunuz? Kötü örnek oluyormuşum gibi lanse edilmesini istemem yani. Demek ki beğeniyorlar ki, özeniyorlar. Ya, beğenilmeyecek gibi değilsin canım. Sağ ol. 4,5 G ile eyvah eyvah. Aslı'nın görümcesi Kayahan'ın ablasına bağlanıyoruz 4,5 G ile. Buraya gelecekti bugün, neden gelemedi soralım. Gamze'ydi değil mi ablanın adı? Gamze'cim. Efendim Seda Hanım. Merhaba hayatım. Günaydın. Merhaba, nasılsın Gamze? İyiyim Seda Hanım. Oraya gelecektim, gelemedim. Hafta sonu annem hastalandı. Bütün gün hafta sonu oradaydık. Geçmiş olsun canım benim. Gelin adayın Aslı... Teşekkür ederim Seda Hanım. Gelin adayın Aslı karşında, Kayahan karşında. Aslı bugün dedi ki, ne oldu dedim, hani değiştirmişsin kılığını, kıyafetini. Baktım ki işe yaramıyor, özüme döndüm dedi. Kırmızı başlıklı kız gibi olmuş. Kendine bir tane gargamel bulsun. Kardeşimi bıraksın. Ben kendime Şirin Baba buldum. Kırmızı başlığını tak Aslı. Tak, güzel duruyordu kız. Sizi görmemek için kapatayım şöyle önümü. Şöyle arkaya it. Güzel. Gargamel mi bulsun kendine?
Evet, kendine gargamel bulsun. Kardeşimi oğlum. Bıraksın. Kardeşimi yakasından düşsün. Siz kırmızı başlıklı kızın önüne... kırmızı başlıklı kızın önüne çıkan kurt musunuz? Kurt gibi bizim ilişkimize dadanıyorsunuz. Saçlarınızın önünde kırmızı galiba sizin yani. Beni neden yadırgadınız bu kadar? Olabilir, o seni alakadar etmez. Dudaklarınız küçükmüş, evet. Bu yüzden dudaklarıma bu kadar takmış olabilirsiniz. Görüyorsunuz benden örnek alıyorlar. Size de bir yani yardımcı olabilirsiniz. Senin gibi, senin gibi her yerim estetik değil en azından. Neyse koyuyoruz yani. Konumuz estetik. Kardeşimi tuzağa düşürdün. Sor bakalım. Ne biçim insansın sen? Tuzağa düşürdüm. Kardeşimin kazandığı paraları, paralar senin silikonlarına yetmez. Koymuş artık silikon, para vermeyiz ya. Yaptırmış artık. Ne olur istersin? Ablanı görünce elimi falan da bıraksın. İki arada bir derede kaldım abla yani. O sadece ablasını görünce değil, bence senin kıyafetine de biraz bozuldu gibi. Trip atıyor gibi bana, evet. Bence bozuldu gibi Aslı. Evet, sinirli görünüyor. İki gün değişiyor, iki gün sonra yine aynı özüne dönüyor. Görüyorsun değil mi? Ama sevdiğin kadını gör işte. Bir de bunu seviyorsun. Bunu derken. Beni böyle hayatım, gördün, böyle... Ama edebilmem için biraz daha dikkatli giyinmen lazım. Sen yine dudakta kırmızı ruj, elbise, etek. Buna mı üzgün? Gamzeciğim. Şimdi birkaç gündür efendim, birkaç gündür burada, kardeşin de Aslı da buradalar. Aile arasında geçen konuşmaları, çok özel olmayanları bize aktarabilir misin? Ne düşünüyorlar bu evliliğe giden ilişkiyle ilgili? Seda Hanım, zaten annem hasta ama hiç kimse onaylamıyor. Kaya'nın zaten kuzenleri, annemiz, babamız hiç kimse onaylamıyor. İstemiyorlar. Buna ben de dahilim yani, istemiyoruz. Ben yani isterim. Böyle bir kızı nasıl isteriz, nasıl ailemize gelin diye tanıtırız? Böyle bir kızı derken ne var yani aslında? Beğenmediğiniz nedir? Ailenin düşüncesi nedir? Ya abla şimdi ben... Ne annemi, ne ablamı, her şey, her ne kuzenimi, yani ailemi bir kenara atmak da istemem. Tabii ki. Ama sevdiğimden de vazgeçmem. Ama işin zor Kayahan. Ortasında kaldım ikisinde yani. Aslı, sana bir şey sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsin. Gerçekten Kayahan'ı seviyor musun? Ben ona aşığım. Sevgi fedakarlık ister. Senden ufacık bir şey isteyeceğim. Dinliyorum. Kardeşimin elini bırak. Kardeşim, o fedakarlığı bize yap. Kardeşimin elini bırak. Kardeşim bize dönsün. Fedakarlık olarak adlandırdığınız şey tam olarak aşkından bu mu? Aşkından vazgeç diyor yani. Bu ufacık bir fedakarlık sizin için olabilir, benim için değil yani, kusura bakmayın. Ben onun olmadığı bir seviyorsun yerde... Seviyorsun ya normalde kardeşimi. Aşığım diyorum, aşığım. Aşk öyle bir şey değil ki. Ben onu bir saat göremediğimde her yerde onu arıyorum. O da öyle. Ben onun sesini duyamadığımda, ben onun hayranım ona. Nasıl hayran olduğumu keman çalarken, onu izlerken gözlerimle göremediniz mi gerçekten? Ama sana böyle giyinme dedim ben. Hani maya mesul ya. Evet, şimdi aileye karşı biraz eksiğe düştü. Kayahan, ne oldu Demet? Sen Aslı'yı tutuyordun ama bugün hayır, biraz... Aslı beni bugün şok etti. Ya Aslı, yani seni tutarken, hani düzeldin diye düşünürken şu anki giydiğin elbise ve ruj inanılmaz şekilde, hani biraz daha sabretseydin bari seni kabullenince... Böyle seviyor biraz kendini yavaş ama. Yavaş devam ettirseydin keşke bu kıyafetlerine falan en azından. Ben öyle devam edemeyeceğini biliyordum, biliyor musun? Ya abla, iki telefon geldi diye yani... İnatına mı yapıyor bilmiyorum. Ben ya. Aslı'nın, bakın şimdi bir şey söyleyeceğim. Aslı buraya geldiğinde dürüstçe söyledi. Yaptırdığı estetikleri bile saydı. Ve seviyorum dedi. Doğru mudur? Evet Seda. Geldiğinde bunu söyledi. Ama ben de şimdi, dedim ki biraz dikkatli ol yani. Giyiminde... Ama üç gün işte o kalıba girdi. O kalıbın kızı değil ki o. Değil yani, yapamadı ve niye bunu yapıyorum ki dedi sonra. Duramazdı, ben biliyordum. Yani bir yerde çatlak verecek. Anlıyordum. Efendim Şükran.
Kayahan, bir şey sormak istiyorum. Aslı'yı gerçekten seviyor musun? Tabii ki de. Ölene kadar. Ben o sevgiyi sonsuz verdiğinizi hiç sıcak bulmuyorum, o sevgiyi, o aşkla. Kimde bakışı görmüyorsun? Kayahan'da asla görmüyorum. Kayahan bugün bozuk bozuk. Suratından canım anlamadınız. Canım sıkın abla ya. Ne oldu Şadım Hanım? Niye üzüldün bebeğim sen? Ben de inanmıyorum Seda Hanım. Çünkü ben Kayahan'ın daha kendine, onu da şey yapmıyorum ama daha uygun, daha aileye uyan böyle bir genç kız olmasını istiyorum. Yani uyumsuzlar Seda Hanım. Ben böyle biliyorsunuz çok yaşadım bu günleri. Onun için Kayahan'a çok üzülüyorum. Kayahan'ın kuzeni Tuğba hattımızda, Gamze de duruyor zaten, izliyor. Tuğba merhaba. Seda'nın dinleyelim var. Teşekkürler hayatım. Aslı bugün aldığı kararla ben özüme döndüm. Beni kabul eden böylesi. Zaten Kayahan beni böyle tanıdı. Ben niye değişiyorum ki dedi. Böyle de seviyor kendini zaten. Sen ne diyorsun Tuğba? Seda Hanımcığım, hiç bize yakışıyor mu bu kıyafetler? Siz taraf olmak istemiyorsunuz, farkındayım ama hiç yakışıyor mu? Ama senin kuzenin onu öyle tanımış, sevmiş. Benim kuzenim onu öyle tanımış, sevmiş olamaz. Yani imkansız, yani yan yana birisi, bir yakıştırabilen birisi varsa bana bir söylesin. Ya ben artık çok sıkıldım bak. Bir kalk ya, bir kalk ya. Bir bak. Bak yan yana ne kadar yakışıyoruz bak. Nereye yakışıyor? Hadi. İşte yakışmıyor sesleri. Bana bakacaksın, gözüme bakacaksın. Ama İnsanlar sana böyle giyme dedim sana ya. Ya kıyafetle mi oluyor ya bu tarz şeyler? Kıyafetle mi her şeyi yargılıyorsunuz? Sıkıldım ya, kuzeninmiş, ablanmış, bilmem neymiş. Kıyafetime göre karakterimi yargılıyorsunuz, insanlığımı yargılıyorsunuz. Yakışmıyor da yakışmıyor. Size bu tavırlar çok mu yakışıyor? Bu tavrınız çok mu yakışıyor? Ben Kayahan'ı seviyorum, ona aşığım. Onunla hayallerim var. Evlenmek... Aileme seni nasıl kabul ettireceğim sen? Nasıl kabul ettireceğim? Hemen pes mi ediyorsun? Bunun için mi buradayız? Hani aşkımızı bütün Türkiye'ye kanıtlamak için gelmiştik. Hemen elimi bırakıyorsun ya, ablan arıyor, kuzenin arıyor. Ama ikinizin ortasında kaldım ben. Birazcık beni de savun ya, bak aşkına inanmıyorlar. Savundum seni ama yine gittin. Ne savundun yine seni? Gittin açık saç giyindin. Dudağındaki ruja bak ya. Bak şimdiden Kayahan, İşte insan özünde neyse öyle olur. Kıyafetleri giyme diyor. Dudağımdaki ruj için benden vazgeçecek. Defalarca uyardım seni ya. Uyardı çocuk seni. Kaç defa uyardı. Bir daha uyardık. Kırmızı ruhsuzdan pazara gidemiyor mu ya? Aşık da mı olamaz? Adamın yanından çıkarıyorsunuz abi. İstemiyoruz seni güzelim. Çık git. İstemiyoruz. Ya ben çıkıp gitmeyeceğim de, yani sağ olun, başardınız elime bıraktırmayı daha. Evet başardık. Ama sen böyle giyinerek onları konuşturuyorsun ya, anladın mı hayatım? Ağızlarını kapamak senin elinde ama. Elimi bırakıyorsun sen. Bizim ağzımızı kapatamaz. Ağzımızı kapatamaz bizim. Gamze ne diyorsun? Duyamıyorum tatlım. Sen de çeki düz... Bir daha söyle. Seda Hanım, bizim ağzımızı zaten kapatamaz. Kendine çeki düzen vermemiş. İnsan özü neyse şeyine dönüyor böyle işte. Ama serbestsiz değil. Minik ya. Bir şunu algılayın artık, yeter. Kıyafetime göre beni yargılıyorsunuz. Ben size karşı devamlı saygılı oldum. Hiçbir şekilde terbiyemi bozmadım. Bugün kırmızı giydim, bugün etek giydim diye bana terbiyemezsiniz siz. Şimdi hayatım, ailemin huyunu biliyorsun. Sağ ol. İstemiyoruz seni. İstemiyoruz, anlamıyor musun? Anlamıyorum. Sen bizim ailemize yakışamazsın. Sen nasıl bir elini, Kayahan'ın elini tutup da dışarıya çıkacaksın bizim memleketimizde? Vallahi biz her yerde el ele geziyoruz. Utanmaz. Bizi gören insanlar bizimle fotoğraf çekiliyor. Çok yakışıyorsunuz. Kardeşim bu kıza sahip çık diyor. Ama çok orada güzel sahip çıkıyorsun bana, sağ ol. Ay çocuğum, orada gezebilirsin ama bizim memleketimizde gezemezsin. Ay. Bizim ailemize yakışamazsın sen.